Evet. Şimdi gruplar adına son söz Cumhuriyet Halk Partisi grubundan Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'e ait. Buyurun Sayın Girgin, süreniz 10 dakikadır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 39 sıra sayılı gelir vergisi kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair torba kanunun ikinci bölümü üzerine söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Genel kurulda bütçe görüşmeleri öncesi aceleyle komisyona getirilen 71 maddeli torba yasa teklifi görüşülür iken, arkasından 17 maddelik başka bir torba yasa teklifinin plan ve bütçe komisyonuna usulü aykırı olarak alınması bu yasama döneminde garabetin olağan hale dönüşmesidir. Antalya milletvekilimiz Cavit Arı'nın deyimiyle söylemek istiyorum. Bir milletvekilinin bakanlıkları veya kamu kurumlarını dolaşarak torbacı geldi, torbacı, torba kanunlar alırım, var mı torba kanun maddeleri vermek isteyen diye sorması ve kamudan topladığı bu maddeleri torbalaştırması mümkün olmadığına göre bu alelacele ve yangından mal kaçırır gibi getirilen torba kanunlarının sarayın mutfağında hazırlandığı ortadadır. Yani anayasaya aykırı olarak yasama görevi milletvekillerince değil tamamen yürütme erkince yerine getirilmiştir. Bu durum anayasanın arkadan dolanarak muvaza yani hile yoluyla ihlal edilmesi demektir. Yasama dönemindeki tüm torba kanun tekliflerine bir bütün olarak bakıldığında amacın ekonomik krizdeki sorunlu alanları çözmek, reform yapmak veya toplum kesimlerinin gerçek taleplerine cevap olmadığı, sadece 31 Mart'taki yerel seçimlerin düşünülerek krizin seçmen üzerindeki olumsuz etkilerinin giderilmesi olduğu görülebilir. 31 Mart'tan sonra ne olacak? O zaman biz istediğimizi yaparız anlamı herhalde ortaya çıkmaktadır. Kanun teklifinin 6. ve 12. maddelere baktığımızda vergi muafiyetleri getirilmektedir. Bu maddelerle İstanbul'da oynanacak 2019 UEFA Süper Kupa finali ve 2020 Şampiyonlar Ligi finali etkinlikleri kapsamında hem UEFA'ya hem takım işletmelerine hem sponsorlarına hatta güvenlik birimlerine kadar gelir ve kurumlar vergisi muafiyeti sağlanmıştır. Bu durum Türkiye açısından gereksiz bir vergi kaybından başka bir şey de değildir. Türkiye acaba aynı amaçla bir başka ülkeye gittiğinde böyle bir vergi muafiyeti hakkı tanınıyor mu? O da sorulur. Türkiye bir sömürge ülkesi değildir. Maalesef bu düzenleme Türkiye açısından hiçbir yarar sağlamadığı gibi egemenliğin gereksiz devri suretiyle itibar kaybı da meydana getirmektedir. Kendi vatandaşını vergiye boğan anlayış UEFA organizasyonu için vergi muafiyetinde bulunmuştur. Türkiye'de ise devletin geçim kaynağı haline gelmiştir vatandaşın cebi. Vergi oranlarına bir bakalım. 1 litre benzinin %60'ı vergi. Kombiyi açtın doğalgazda 3 çeşit vergi. Düğmeye bastın elektrikte 4 çeşit vergi. Musluğu açtın 5 çeşit vergi. Bir paket sigaradaki 20 dal sigaranın 17 dalı vergi. Otomobilden alınan vergiye gelince dünya birinciliği bizde. Bir araba aldığınızda bir arabada devlete alıyorsunuz. Dolaylı vergilerin oranına baktığımızda 2000'li yıllarda %50-54 düzeyindeyken 2018 yılı itibarıyla %67'ye ulaşmıştır. Oturdum vergi, kalktım vergi. Bu kadar yük yetmemiş gibi şimdi bir de çıkarttınız poşet vergisi. Vergi diyorum çünkü 3 kuruşluk poşetten alınacak 25 kuruşun 15 kuruşu devlete gidecek. Devlet kazanacak, market kazanacak. Kim kaybedecek? Elbette vatandaş kaybedecek. Ormanlar yakılıp yıkılıp yer yer her yer beton ormanlarına çevrilirken göz yuman, HES ile derileri satıp çevresindeki ekolojiyi yok eden zihniyet poşeti paralı yapıp doğayı koruyacakmış. Buna inanan var mı? Doğa talancıları ile poşet satarak doğayı koruyanlar aynı kişiler. Yasa teklifinin 7. maddesi kıyı kanununa bir madde ekliyor. Diyor ki
Teklife ekli listede bulunan alanlarda kıyılar, sahil şeritleri, doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan arazilere yapı ve yapılaşmaya dair sınırlayıcı hüküm uygulanmaz. İzmir Çandarlı'da 7240 dönüm, Rize'de 2300 dönüm, Bitlis Ahlat'taki saray yapımı için oluşturacak arazinin ise 25 dönüm olduğunu öğreniyoruz. Nedir bu göz doymazlık? Makam yetmiyor. Emekliye %10 zam yapılırken saraya %26 zam yapılıyor, yetmiyor. Saray bütçesi 2019'da 3 kat artırılıyor, yetmiyor. Yazlık, kışlık, uçan saraylar yetmiyor. 2014 yılından bu yana sarayın harcamaları %550 artmış, yetmiyor. 2 milyara yakın örtülü ödenek yetmiyor. Şimdi de Ahlat'ta yeni bir saray için torba kanunu getiriliyor. Nedir lüks? Bu lüks ve israf. Komple memleketin tapusunu verelim bari, yoksa kurtuluş yok demekte vatandaş. Değerli milletvekilleri, AKP'li Cumhurbaşkanı'nın ve iktidarın yaptığı en iyi şeylerden biri, muhalefetteyken bile iktidar gibi davranabilmeyi becermek. Denizlerimizin kenarlarını, ormanlarını betona çevirme gayretinde olanlar var. Şu para var ya, şu para nelere muktedir? Şu kapitalizm, doğa şöyle olmuş, böyle olmuş umurunda değil. Bu sözler kimin? Sayın Erdoğan'ın. Bu ülkeyi beton ormanlarına çeviren kim? Erdoğan. İstanbul'a ihanet ettik diyen kim? Erdoğan. Okluk koyunu yazlık saray için kapatan kim? Erdoğan. Ben buradan şunu vurgulamak istiyorum. Belki danışmanları söyleyemiyorlardır. Belki de bari AKP milletvekili olarak sevgili arkadaşlar sizler söyleyin kendisine. 16 yıldır İstanbul'u biz yönetiyoruz. 16 yıl ülkeyi biz yönetiyoruz diye lütfen Sayın Erdoğan'a bir hatırlatın. Okluk koyundaki köylülere bir kamu yararı diye gerekçesiyle bir yazı gitti sevgili milletvekilleri. Ailesi ve etrafının keyfi için köylüyü yerinden yurdundan etmenin neresinde bir kamu yararı var? Bodrum Kisebükü'nü kendi oteli için imara açan kim? Erdoğan'ın Turizm Bakanı. Daha doğrusu sadece kendi çıkarına bakanı. Sayın Erdoğan, halkın imara açtırmamak için yıllardır direndiği Bodrum Kisebükü koyu senin Turizm Bakanı'nın tarafından imara açıldı. Mavi yolculuğun başlangıç ve bitiş noktasıdır Kisebükü. Mavi yolculuğun olmazsa olmazı temiz ve yapılaşmaya açılmamış bakir koylardır. Buraya verilen yapılaşma izni dünya markası Gulet turizminin ölüm fermanıdır. Bölge ekonomisinin ölüm fermanıdır. Gökova'nın bir yakasında Cumhurbaşkanı'nın sarayı, bir yakasında Turizm Bakanı'nın oteli. Sevgili milletvekilleri, burası Kisebükü, Bodrum'un. Bodrum Kisebükü mavi yolculuğun başlangıç noktasıdır ve bitiş noktasıdır. Burası da Marmaris Okluk Koyu. Kaptan Kusto'nun Gökova'nın için yeryüzü cenneti diye tabir ettiği yer. Turizm, hani turizm destinasyonu bakımından hedefe ulaşılacak yer buralar. Ama bu koyların neredeyse tamamı kimisi imar açılıyor, kimisi yazlık saray nedeniyle askeri üs hale getiriliyor. Lütfen bu makamlar gelip geçicidir. Bu lüks ve israftan ve bu doğayı mahvetmeden kendinizi kurtarın. Ben şunu da vurgulamak istiyorum. Turizm Bakanı'nın görevi otellerine yeni oteller katmak değildir. Turizm Bakanı'nın görevi yılda 4 ay süren turizm mevsimini 8 aya çıkarmaktır ve o bölgeyi ve o geliştirmektir, ülkenin turizmine katkı sağlamaktır. Eğer ille de böyle düşünülüyorsa ben AK Partili milletvekillerine şunu söylemek istiyorum. Değerli arkadaşlar, siz bu partinin üvey evlatları mısınız? Siz de gidin bir saray yapın kendinize, bir koy kapatın, villa yapın ve neticede Gökova bitsin, sizler muradınıza erin. Böyle mi düşünüyor acaba? Yetti mi, yetmedi? Değerli milletvekilleri, yeni bir torba yasa daha hazırlanmış sarayın mutfağında. O da gelecek yakında meclise. O da komisyondan geçti. Maden yasası. Çevreyi korumak için naylon poşetleri paralı yapan iktidar 4046 sayılı özelleştirme kanunu kapsamında özelleştirile ve özelleştirecek olan termik santrallere 2 yıl daha çevreyi kirletme hakkı tanıdı. Yani bu şu demek, ben gözlerimi kapıyorum, hak aramak isteyenlerin de önünü kesiyorum, 2 yıl daha çevreyi zehirleyebilirsiniz demek. Buna asla müsaade etmeyeceğiz.
Değerli milletvekilleri, yine teklifin 10. maddesindeki düzenleme ile işçilerin işverenler üzerine destek verilmektedir. Sigortalı ve işveren hisselerine ait sigorta primlerinin devlet tarafından karşılandığı durumlarda işverenin ödeyeceği sigorta primini işsizlik sigortası fonundan karşılanacak tutardan az olması halinde sigorta prim borcu kadar mahsup işlemi yapılır denmektedir. Bu madde ile işverenlerin sigorta primlerine yönelik borçların affı düşünülmüştür. Bir kez daha söyleyelim, işsizlik sigortası fonu sigortalılara işsiz kalmaları halinde destek sağlamak amacıyla kuruldu. Ama AKP iktidarı 2008 yılında getirdiği yasa ile... Buyurun Sayın Girgin, tamam. Teşekkür ediyorum. Sigortalılara işsiz kalmaları halinde ibaresini çıkarttı ve işsizlik fonunu işsizlere değil sermaye can simidi haline getirdi. Bu madde kapsamında Plan ve Bütçe Komisyonu verdiğimiz önergemiz AKP ve MHP milletvekilleriyle reddedildi. Tıpkı EYT'de olduğu gibi. Biliyorsunuz değerli milletvekilleri, işsizlik ödeneğinden yararlanabilmek için işçinin son 3 yılda 600 gün prim ödemesi gerekiyor ve kendi isteğiyle iş yerinden ayrılmaması gerekiyor. Bunu ne yaptık? Biz önerimiz mevsimlik orman işçilerinin, turizm işçilerinin yararlanabilmesi için bu koşulları hafifletici önergeler verdik. Bunlar reddedildi. Elektrikte %10 indirim yaptık diyerek yandaş medya aracı müjde diye başlık atıldı. Ve bir hafta önce Sayın Cumhurbaşkanı düzenli yardım alan, sosyal yardım alan ailelere yönelik 150 kilowatt saate kadar elektrik desteği verileceğini söyledi. Biz bundan 2 ay önce Enerji Bakanlığı bütçe görüşmelerinde şöyle bir öneride bulunmuştuk. 230 kilowatt saate kadar sadece düzenli yardım alanlara değil. Sözlerinizi bağlayın Sayın Girgin, buyurun. Teşekkür ediyorum. Brüt askeri ücret kadar gelir olan 8,5 milyon aileye bu yardım verilmeli dedik. Son Plan ve Bütçe Komisyonu bu önerimizle getirdik. Bu da reddedildi. Yetti mi? Hayır. 3600 ek gösterge isteyen öğretmenler, sağlık emekçileri, din görevlileri ve emniyet görevlileri için verdiğimiz önerge, o da reddedildi. Değerli arkadaşlar, size İbni Haldun'dan bir şey okumak istiyorum. İbni Haldun'a göre bir toplumun çöküşü, dayanışmanın yok olması, üretimin zayıflaması, fiyat ve vergilerin artması, liyakatın kaybolması, adaletsizlik ve kayırmacılığın artması, karamsarlığın hakim olması ve israftır. İbni Haldun 613 yıl önce öldü. Sizlere bir yeri anımsatıyorum bilmem ama bana o AKP'nin 16 yıl iktidar sonrası mahvettiği güzel ülkemizin içine düştüğü durumu hatırlatmaktadır diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler Sayın Girgin. Evet, şahıslar adına